Yani özellikle 2011-2012 yılından beridir biz sendika olarak bu belediyeler yasası konusunda ısrarcıyız. Bunun gerekçeleri vardır. Belediyeler yaptıkları görevler, yani şöyle anlatayım. Halka hizmet noktasında bazı noktalarda yetkisizdirler. Bu bir. İkincisi de dikkat ederseniz bu pandemi sürecinde neden yetkisizdiler? Onu biraz açalım. Bu pandemi sürecinde belediyelere bir takım ekstra görevler verildi. Ve bu görevler verilirken belediyeler yasasında bunların yeri yoktu. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla belediyeler yetkilendirildi. Dolayısıyla bunun yanında bu yetkilendirme yapılırken, ki biz hep bunların yasal düzenleme istediğini yıllardır vurguladık. Bunun yanında bir şey daha çıktı ama. Yıllık belediyelerin bütçelerinde bu ekstra hizmetler, aslında asli görevleri olup da yasanın dışında kalan bu hizmetler bir takım maliyetler getirir belediyelere. Bu rakamlar ciddi rakamlardır. Dolayısıyla belediyelerin bütçesinde son 2 yıldır ciddi açıklar oluşmaya başladı. Biz bunun hükümetler tarafından karşılanması talebinde bulunduk. Ancak ne üzücüdür ki ne 2021 cari yılı bütçe içerisinde ne bir artış öngörüldü devlet katkısına ne de ekstra bir bütçe konuldu, ekstra bir kaynak yaratıldı. Son bildiğiniz gibi Belediyeler Birliği ve biz sendikalar olarak bu konuda hükümetlere çağrı yaptık. Ciddi bütçe açıklarımız var. Bu hizmetleri biz halka verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu bütçe açıkları çalışanlara olumsuz yansıyor. Maaş ödeyememe noktasındadır birçok belediye. Hatta tümü aslında bu riskle karşı karşıyadır. 2-3 belediye haricinde. Dolayısıyla hükümetlerin bu konuda bir duyarlı olması lazım. Olması gerekirdi. Maalesef şimdiki azınlık hükümeti de bildiğiniz gibi işte kurultayına hazırlanır. Kimisi kendi içinde bölük pörçük, kimisi bakan atamaktan aciz, kendi kabinesi, kendi partisi adına kabine içerisine. Böyle siyasi bir keşmekeş var ülkede. Ancak belediyeler gerçekten SOS veriyor. Bu hizmetler durma noktasına geliyor birçok belediyede. Birçok belediyede hizmetler yarım yamalak veriliyor. Bu belediyeler yasası, neden bunları aşmaya çalıştım? Bu belediyeler yasası yıllar önce ya da en azından şimdiki haliyle son getirilen noktadan, son taslak metin, işte komitede ha görüşüldüydü, görüşüleceğiydi, çağrı yapıldıydı, yapılmadıydı. Böyle bir siyasi keşmekeş içerisinde belediyelerin hem hareket kabiliyetleri, hem hizmet kaliteleri, hem de bütçesel olarak gelirleri artacak. Bunu herkes biliyor. Ancak merkezi hükümetler sırf yerel yönetimleri kendi siyasi rant kapıları gördükleri için ve belediye başkanlarını sırf kendilerine kendi hegemonyalarında tutmaları için bu belediyeler yasasını hep oyalıyorlar. Aslında geçmesi taraftarı gibi görünürler. Geçirmek istediklerini söylerler. Ancak hiçbir siyasi parti, yani bugün mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler hükümetlere geldi gitti. Ben hiçbirinin samimi olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. CTP'yi de gördük. TDP de hükümette bulundu. HP hükümette uzunca süre kaldı. YDP hükümette, DP yıllardır hükümette gider gelir. UBP zaten ülkenin değişmez siyasi partisi hükümetlerde. Dolayısıyla hiçbiri samimi değiller. Her gün siyasi entrikalara, peşkeşlere, yandaşlara, devletin kaynaklarını peşkeş çekmekten, insanların artık canına tak etmiştir. Hayat pahalılanmıştır. Her gün artış, her gün artış, işte tüp gazı artış, elektriğe artış. Hayat pahalılanmıştır. Dolayısıyla belediyelerin de bu durumu eğer sokağa taşınırsa halk da bundan, halk da zaten kızgın merkezi hükümetlere ve tüm siyasi partilere sokağa inmek an meselesidir. Ben hükümete buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ülkenin kaos lüksü yoktur. Bu ülkenin ihtiyacı olan mevcut kaynaklarının adilane paylaşılmasıdır. Yandaşlara peşkeşlerin durdurulmasıdır. Vergi aflarının bir an önce durdurulmasıdır. Hayatı ucuzlatmak için ne yapılması gerektiğini samimi bir şekilde bütün kesimlerle paylaşmalıdır. Ve buna bağlı olarak da özelinde belediyelere
Sırf insanlarımız bu Covid dönemi devam ediyor, bu Covid süreci devam ediyor. Bu hizmetlerini kesintisiz almaları için bir yasasını, iki az da olsa mali olarak desteklenmesi zaruridir. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlardır. İlerleyen günlerde, yani çok kısa bir zaman darlığı içerisindeyim. Eğer ilerleyen günlerde hükümet bu sesimize kulak vermez ise kusura bakmasın. Ne doğru dürüst kurultayları olabilecek, ne doğru dürüst bu ülkede olasıdır erken seçim olabilecek. Bu ülke kaosa doğru sürüklenecek.